Evet efendim, Yaşama Dair programı başladı. İşimizdeki böyle bahar neşesiyle dışımız siyah olsa da kalbimiz hep pembe, kırmızı, yeşil diyoruz. Ama bugün sizler için de bizler için de farklılık var. Üç tane delikanlı ağırlıyoruz masamızda. Biz iki hanım olarak kaldık değil mi? Normalde hep kadın gücü, kadın gücü diyoruz. Bugün ama kadınların destek verdiği erkek güçleri bizlerle beraber. Evet. Efendim, sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim İmdat Bedelioğlu. İstanbul doğumluyum. İstanbul'da ikamet ediyorum. Çocuk yaştan beri bu bir nevi bizim baba mesleğimiz. Yaklaşık bu firma 50 yıllık nakliye sektörü. Maşallah. 50 yıldan beri. Tabii babamız yaş itibariyle biraz daha yaşı geçti. Bayrağı bize devretti. Yaklaşık ben de çok uzun yıllardır bu sektörün, bu mesleğin içindeyim. Her şeyimizi buradan yaptık. Güzel, baba yani, mesleğini devratmak tabii, değil mi? Baba mesleğini, tabii evet. Ben de öyleyim. Benim de babam doktordu. Ben de doktor oldum. Yani o zaman büyük ben bir gurur de söyleyeyim. Hakikaten. Siz benim babamı tanıyorsunuz. İzleyicilerden ve ekibimizden de tanıyanlar vardır. Benim babam da hem siyasetçi bir kimliği var hem de televizyonla ilgileniyor. Babanın kızı olarak biz de televizyonla devam ediyoruz. Evet. Güzel bir şey. O zaman yurt içi nakliyat diyebiliyorum değil mi? Biraz işimizden bahsedelim. Kendimizi böyle kısacık bir tanıtalım. Tabii. Merhaba. İlk önce bizleri davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Rica ederiz. İsmim Faruk Abay. Ben de İstanbul doğumluyum. Benim de dedemin dede mesleği bu. Sizinki dede mesleği. Benim dede mesleğim. Evet, dedemden bir mesleğim. Belli bir zaman sonra İmdat Bey'le bir abi kardeş ortamı oluşturup İmdat Bey'le beraber çalışıyoruz. O zaman hemen sorularımızdan böyle başlayalım. Yurt içi nakliyat önemi nedir? Yani burada bizi izleyen, bu belki işi yapan ya da yapacak olanlara siz kendi deneyiminizden de bunun öneminden bahsedebilirsiniz. Şimdi şöyle, aslında nakliye Türkiye'de biraz çok basit görülen, çok kolay gözüken bir şeydir. Ama bizim sorumluluğumuz çok yüksektir. Neden? Çünkü biz her türlü emtiayı taşıyoruz. Beyaz eşya, yedek parça, efendime söyleyeyim tekstil grubu. İnsanlar, herkes hani nakliyeciliği çok kolay görür. Özellikle... Ama onlar size emanet ediyor değil mi? Aynen öyle. Güvenilir çok önemli değil mi? O yüzden de yıllardır yapabiliyorsunuz aslında bu şirketi. Burada belirleyici olsun diye söylüyorum. BTR'de de çıkıyor şu anda tam televizyonlarda. Evet. Karayollarla, tır ve büyük kamyonlarla eşya taşıyoruz. Yurt içi nakliye yapıyorsunuz. Ürünleri taşıyorlar. Bu ticari bir nakliye yapıyorsunuz değil mi? Yani firmaların ürünlerini veya kişisel olarak bazı kişilerin... Hem firmaların hem kişisel yer değiştirmek olarak. İsteyen değil mi? Şehir değiştirmek isteyen kişilerin eşyalarını taşıyorsunuz. Doğrudur. Evet, yani gerçekten büyük bir... Bedeloğlu. Evet. Faruk Abay Malar. Böyle isimlerinizi de söyleyelim. Programdan önce de söyledik. Ne güzel bir arkadaşlıklar var değil mi? İş arkadaşlığı. Evet, biz böyle program başlamadan önce değerli izleyenler aramızda da konuştuk. Sizlere de örnek olsun. Arkadaşlar, ben dedim ki aile mesleği mi yapıyorlar, kardeşler mi acaba? Ama arkadaş olduklarını öğrendik. Örnek olsun istiyorum. Hani hem işinizden hem de sorularımıza cevabınızdan sizden bir cümleler duyalım ki izleyicilerimiz de örnek olsun. Aile mesleği yapıyorsunuz ama arkadaş birliğiyle yapıyorsunuz. Nasıl başarıyorsunuz? Yıllarda birlikteyiz. Yani iş anlamında değil, daha önceki özel şahsi diyaloglarımız vardı. Ailecek çalışırız kendisiyle. Bu sektöre devam ettiğimiz için dedik ki bir birliktelik yapalım. Bir güç birliği olsun. Süper. Bir birliktelik yaptık. Yaklaşık 5 yıldır kendisiyle birlikteyim. Yani bu firma 50 yıllık ama tabii biz buraya kadar getirdik. Bundan sonra dedik ki gel hep birlikte olalım. Bir güç birliği yapalım ve mesleğimizi kaldığımız yerden devam ettirelim. Daha güçlendirerek devam edelim. Ben çok merak ediyorum, süreç nasıl işliyor? Şimdi ben bir mal var değil mi? Veya eşya veya mal, artık ne diyorsanız ona. Onu bir şekilde başka bir yere nakletmem gerekiyor. Nasıl size başvurmam lazım? Nereden başlıyor süreç? Bir planlama yapılıyor. Planlama nasıl yapılıyor? Şimdi bizim Zeytinburnu'nda bir şubemiz var. Mahmut Bey'de bir şubemiz var. İstanbul Habibler'de yaklaşık 2500 metrekare bir yükleme aktarma merkezimiz var. Şirketimizin telefonunu arıyorlar müşteriler. Sipariş verirler. İşte bir kolim var, 10 kolim var.
işte efendime söyleyeyim 3 çuvalım var, bir paletim var. Biz şehir içi araçlarımızla müşterilerin ayağından alıp teslim yeri neresiyse diyelim Bodrum veya Marmaris veya Muğla veya Aydın yerinden alıp yerine teslimat yapıyoruz. Sigortalı yani taşımacılık büyük yapıyoruz. Büyük bir kamyonu dolduracak kadar mal olmak zorunda değil, değil mi? Ben böyle anlıyorum şu anda. Yani 5 parça eşyayı da sizinle taşıyabilirler. Tabii ki. Yani genel İsterse olarak, bir parça olsun. Genel olarak bu işi yurt içi taşımacılığı yapanlara aslında bir örnek verelim. Şimdi burada sigorta yapılıyor mu? Tabii ki. Tabii mı? Ki. Evet, biraz oradan o zaman devam edelim. Yani diyelim ki böyle güvenilir bir şirket buldular sizler gibi. Evet. Diğer şirketleri de örnek baz alıyoruz. Nasıl bir yol çizmeliler? Neye bakarak buluyorlar sizleri ve nasıl bir yol çiziyorlar? Biraz önce sizin de dediğiniz gibi güven çok önemli. Ama sigorta tabii ki günümüz şartlarında çok önemli. Çünkü biz taşıdığımız emtiaları irsaliyelerle resmi irsaliyelerle taşıyoruz. Ama içinde ne malzemesi var, bedeli ne kadar onu bilmiyoruz. Büyük kamyonlarla taşıdığımız için yani bir kamyonu dolduran bazen hani çok afaki rakamlar olabiliyor. Bence müşterilerimizin buna çok dikkat etmeleri lazım. Sigortası var mı, yok mu? Çünkü Allah korusun sonuçta karayoluyla nakliye yapıyoruz. Kazası var, belası var, herhangi bir kırığı var, çıkığı var. Bunu biz her türlü resmi tutanak olduktan sonra karşılıyoruz. Ama bence en önemli şey birincisi güven, ikincisi de sigortalı olup olmamasıdır. Çok önemli. O zaman bunun altını çiziyoruz. Değil mi? Sigorta yaptırılmalı. Peki, size gelen vatandaşlar bilinçli mi geliyor? Ne şekilde geliyorlar ve neye bakıyorlar? Yani fiyat performans mı yoksa bir hizmetteki bir farklılığınız mı? Ona mı bakıyorlar? Yani siz onlara neler sunuyorsunuz? Şimdi şöyle, firmalar bizi çok geçmiş yıllardan beri, yani bu firma çok eski bir firma olduğu için başta az evvel konuştuğumuz gibi güven meselesi. Yani firmalar malzemelerini, ürünlerini hiç geriye bakmadan, gözü kapalı, bize güvenle, çok rahatlıkla, gönül rahatlıkla malzemeleri bize teslim edebiliyorlar. Ya da telefonda bildirip veya internet yoluyla, maille vesaire. Şurada şu kadar ürünümüz var, burada bu kadar ürünümüz var. Bir de çalıştığımız firmalar hep böyle ticari firmalar, yani büyük firmalar. Bu şekilde bildikleri için telefonla, internet ortamında, mail yoluyla siparişlerini bize verirler. Biz ürünlerini az evvel Faruk Bey'in de söylediği gibi adresten, kapılarından alıp araçlarımıza yükleyip şehir içi servis araçları aldırıp aktarma merkezimize getirip aktarma merkezimizde ürünleri büyük tırlarımıza yükleyip gideceği yere kadar rahatlıkla, güvenli bir şekilde sevkiyatını yapıyoruz. Yani müşteri tabii ki güven dediğimiz gibi çok önemli. Yıllardır çalıştıkları için tanıyorlar. Yani neyin ne olduğunu biliyorlar. Yani ürünlerinin sigortalı gittiğini veya ürünlerinin başına herhangi bir şey geldiğinde zararının gözü kapalı karşılanacağını, hiçbir şekilde mağdur olmayacaklarını bildikleri için ürünlerini bize güvenli bir şekilde teslim ediyorlar. Bu demek ki öncelikle güven en önemli. Tabii güven çok önemli. Tabii. Çünkü orada vereceğiniz hizmeti onlar biliyorlar. Tabii ki. Ona göre de tabii ki bir fiyatlandırması olacaktır. Ona da güveniyorlar. O yüzden güven önemli bir kelime yani bu sektörde öyle anlıyorum. Evet. Biz aşağıda program öncesinde beyefendilerle sohbet ettik. Aslında bu mesleğin çok kolay olmadığını, uykusuz geceler geçirdiklerini anlattılar bize. Lojistik sektörü hak ettiği yerde mi? Ve mesleğinizin zorlukları nelerdir? Mesleğimizin zorlukları. Zor bir soru geldi. Biz sabah erkenden iş hayatına başlıyoruz. Şimdi bizim belirli bir mesai saatimiz yok. Özellikle yaz sezonlarında. Yani bizim en erken 10, 10.30, 11, 12, 1. Çünkü hani yetiştiremiyorsunuz ister istemez. Mesleğimizin en büyük zorluğu ailelerimize yeteri kadar vakit ayıramamak diyeyim buradan ben. Buradan da ailelerinize selamlarımızı iletelim. Mutlaka izliyordur eşleriniz, çocuklarınız, babanız. Tabii ki. Allah hayırlı uzun ömür versin. Amin. Sevgilerimizi iletiyoruz buradan da Yaşama Daire ailesi olarak. Yani çok en büyük zorluklarımızdan birisi dediğim gibi biz ağır yükler taşıyoruz. Beden gücü çok önemli. Mesela bizim nakliye sektöründe, kargo, lojistik sektöründe patronluk denilen bir kavram yoktur. Herkes bir yerden tutar. Tabii işin herkes bir yerden ucundan. Bir şekilde tutar. İşin ucundan tutar. Ekip işi diyebiliriz o zaman. Muhakkak tabii. Ki ekip olmazsa mümkün değil. Çünkü bizim Aydın'da, Nazilli'de, Söke'de,
Bodrum'da, Fethiye'de, Muğla'da, işte Marmaris'te yerlerimiz var. Orada acentelerimiz ve şubelerimiz var. Şimdi sonuçta bu malları biz İstanbul'dan gönderiyoruz ama orada da dağıtacak bir ekipman, tabii, dağıtacak eleman, tamamen bir ekip işi. Değil mi? En büyük soru ne oluyor? Yani dışarıda uzakta ki bir yerde o malları, evet, veya işte eşyayı o kamyondan indirip veya eve veya depoya koyacak, tabii, kişileri bulmak. Yani ben, doğru, tabii birkaç kez ev değiştirdiğim için yani çok hakikaten müşteri olarak söylüyorum bunları. Beni en çok zorlayan şey budur. Orada gittiğimiz bölgede birilerini bulmaya çalışıyoruz ama onların, sizin işte firmanın verdiği güveni vermiyorlar tabii ki. Doğru. Onlar günlük işçi şeklinde çalışıyorlar. Yok. O çok önemli. Yani bizde buradan o desteği veriyorsanız hakikaten, evet, işinizi bizde günlük güzel iş yok. Bizde çalışan sigortasız hiçbir eleman yok. Evet. Kadrolu bir ekibiniz var. Doğru. Şimdi sizin özelinize dönerken sorularımızda da yer vardı. Siz zaten söylediniz hangi bölgelerde hizmet verdiğinizi. İsterseniz tekrarlayalım. Biz Aydın, Nazilli, Söke, Kuşadası, Didim, Bodrum, Marmaris, Muğla, Ege Denizi geziyorsunuz. Güney Ege'deyiz. Güney Ege tarafında geziyorsunuz. Güney Ege'deyiz. Peki araçlarla taşınıyor. Görüyoruz işte BTR'imizde de büyük büyük araçlar. Evet. Bunların yaşı önemli mi? Araçların sağlık bakımı açısından. Çok önemli. 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 Yani başta hizmet sektörüyüz. Hizmet sektöründe tabii ki aksaklıklar, Allah korusun kazalar, Allah, efendime söyleyeyim, bir takım sorunlar çıkabilir. Ama genel anlamda yapmış olduğumuz sektör hizmet sektörü. Yani üretici veya malzemesini teslim ettiği zaman 24 saatte ya da 48 saat içerisinde en geç varacağı yere gitmesi gerekiyor ki, yani ürünü teslim etmesi gerekiyor ki müşteri açısından herhangi bir mağduriyet yaşanmasın. Hizmet sektörüsü. Evet. Tabii bu sebepten dolayı çalışmış olduğunuz, yani nezdinizde, uhdenizde çalıştırdığınız araçların tabii sağlıklı birazcık daha yüksek modelli olması gerekiyor. Hı hı. Yani eski, işte tarihi geçmiş, efendime söyleyeyim, düşük modelli araçları bizim sektörümüzde çalıştırmak biraz bu şey. Bu zaten güven faktörünü devreden çıkartır, değil mi? Tabii, yani tabii, şimdi tabii, eski bir tır veya kamyonla, hı, çok değerli bir eşya taşıyorsunuz. Yani ben müşteri olarak bir güven kaybı yaşarım açıkçası, tabii, tabii, sizinle. Tabii. Üstelik bir de orada sonuçta bir şoför var, orada bir ekip var, değil mi? Yani onların da korunması, tabii, onların, yani, da hayatı söz konusu. Geçmişleri sonuçta, eski model araçlarla bu tip nakliye sektörü yapan arkadaşların Allah göstermesin bir kazada, çok büyük kazalar yaşadıklarını, bir yangın atlattıklarını, arabanın komple araçların uzun yol olduğu için, arabanın eski olduğu için işte bir şase yapıp bilmem ne yapıp komple aracın komple içinde eşyasıyla yandığını, biz bunların Allah hepsine korusun, şahit olduk. Mala gelir de cana da gelmesi tehlikesiyle karşı karşıya olunca daha da dikkatli, tabii, olunuyor. Evet. Ya ben merak ettim böyle sohbet ederken, çok sakin sakin gidiyor, izleyicilerimiz diyecek mutlaka Semra Hanım bir şey sormalı. Yıllardır. Ben de karşı çıkmalıyım. Tabii tabii, hemen hazır olun ama buna hocam, karşı çıkmayacaksınız. Öyle öyle genelde oluyor. Ama şunu söyleyeceğim, yıllardır ailenizden de gelen çok değerli bir mesleği belki de çocuklarınıza bırakacaksınız. Fakat o kadar ileri gitmeden 5 yıl sonra, yani bir planlamanız var mı? 5 yıl sonra biz şunları yapacağız. Yurt içi taşımacılık olarak kalacağız ya da hayır, biz biraz da böyle yurt dışına da meyilleneceğiz gibi böyle planlar var mı? Nedir? Ne değildir? Öğrenmek istiyorum. Evet. Buyurun. Her ikinizden de alayım bunun cevabını. Açıkçası yurt dışında kalmayı düşünüyoruz. Yurt dışına açılmayı düşünmüyoruz. Biraz daha Antalya, İzmir, hı-hı, Manisa, Denizli, Balıkesir taraflarına bir yapılanma içine girmeyi düşünüyoruz. İnşallah. İlk 5 senede Allah ömür verirse düşüncelerimizden ilk öncesi bu. İnşallah. Ben bugün bugündür, yarın meçhul, kim bilir belki de çok daha güzel şeyler, tabii, başarırsınız. Ki, muhakkak, yurt dışına muhakkak da açılırsınız. İnşallah. O yüzden şimdiden sadece onlara başarılar dileyelim. İnşallah. Evet. İyi ki geldiler, iyi ki konuk oldular bizim çok programa. Senin istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Evet. Teşekkürler. Bana, evet, destek çıktınız. 3 tane destek olarak burada. Benim yine bekleriz. Bu bir antrenman inşallah olsun, olur, evet, mu? İnşallah. Tamamdır. Benim söylemek istediğim, evet, bir şey var. Bizim firmamızın kurucusu İbrahim Bedeloğlu'na burada herkesin önünde teşekkür etmek, evet, istiyorum. Teşekkür etmek istiyorum. Selamlarımızla. Selamlarımızı iletiyoruz. Bu şirketi kurmuş. Evet. Bayrağını devam ettirmeye, evet, çalışıyoruz. Ne güzel. Elimizden geldiği İyi kadar. İyi ki bizi yetiştirmiş. İyi ki bugünlere getirmiş. Onun sayesinde biz de bu bayrağı
Devraldınız, devam ettiriyorsunuz. Siz de gayet başarılı bir şekilde devam ettiriyorsunuz. Evet, peki, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Çok sağ olun efendim. Yaşama Dair programımız devam ediyor.